Şimdi ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır. Paylaşırsak tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Bunu gördük. Problem yok ama bölüşmeler şöyle olur. Büyük kardeş böler, küçük kardeş seçer. Ama büyük kardeş hali hazırda her şey benim dedi mi, küçük kardeş buna itiraz eder. İşte biliyorsunuz adliyelerde bir sürü bu anlamda miras davaları var ve çözülüyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'ni başarı kılmak için mücadele veriyoruz. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk amacı Cumhur İttifakı'nı güçlü kılmak. Dolayısıyla biz 3 belediyemizi 5 belediye yapmak istiyoruz. Bu noktada sıkıntılı olan yerler varsa tabii ki genel başkanımız, genel merkezimiz oradadır. Bizler buradayız. Bunları biz kendi aramızda Cumhur İttifakı'nın paydaşları arasında oturup konuşacağız. Konuşunca bir şeyler oluyor. Şimdi sizin sorduğunuz soruya ben cevap veriyorum. Bir önceki seçimlerde ilk iki sıradaki aday Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olsaydı, üçüncü sıra adayı da yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci sırasındaki aday Recep Bakıcı Bey olsaydı, oy toplamımız bile 156 bin yapıyordu ki vekil çıkmıyordu CHP'den. Ne olurdu? Bir şey olur muydu? Yani karşı masada bir Cumhuriyet Halk Partili vekil oturacağını, aynı masada Milliyetçi Hareket Partili ittifakta bir vekil otururdu. Değil mi? Biz bunu seçimden önce de söylüyorduk zaten. Söyledik. Şimdi de aynılarını söylüyoruz. Problem yok. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Rize'de yaşayan bütün ses partileri kapımız açık. Ki ittifakta paydaşlarımızla zaten görüşüyoruz. Bu noktada benim isteğim, bunu hep söyledim. Bir önceki seçimde de söyledim. Yerel seçimde de söyledim. Gittiğim yerlerde MHP'ye rey verin dedim. MHP'ye rey vermiyorsanız AK Parti'ye rey verin dedim. Çok kez şahit oldunuz değil mi? Şimdi biz Milliyetçi Hareket Partisi'ne yine aynısını söyledik. Bir oy Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na bir oy Milliyetçi Hareket Partisi'ne demiştik. Bu bizim genel başkanımızın bize hala hazırda emri ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzeninde bu bizim yapmamız gereken zaten. Yani biz önce devletimiz ve milletimiz, sonra partimiz diye partinin buradaki mensuplarıyız. Şimdi bu noktada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söylemlerini daha önce ikinci seçim öncesi konuştuğumuz zaman da söylemiştik. Biz onları kapattık. Önemli değil. Sadece yazıyoruz, unutmuyoruz. Tarih yargılayacak. Sokakta böyle bir algı yürütmelerinin sebebi hala hazırda şu. Yani işte ne olurdu? Ben size bir soru sorayım, cevap beklemiyorum. Yani böyle gördüğü bir yerde. Ya Milliyetçi Hareket Partisi işte burası bir olsaydı ne olurdu? Olabilir miydi? Olabilir miydi bir? Şimdi soralım. Bir olsaydı ne olabilirdi? Biz 3-0 olması için elimizden geleni yaptık. Cumhur İttifakı 3-0 yapsın. Yani iki tane AK Parti alıyorsa bir tane Milliyetçi Hareket Partisi alsın diye yaptık. Ama yerli yersiz, düzenli düzensiz arkadaşlarımız bu memlekette 5000'in üzerinde işte şehit vermiş. 15 Temmuz sürecinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nı, Cumhur İttifakı'nı, bu memleketin birliğini ve beraberliğini halihazırda ayakta tutmuş bir partinin ismini dahi işte anmadan işte bir şeyler olsun diye farklı farklı sembollerle temsil etmeye çalıştı. Bunu Rize'nin zaten vicdanına bıraktık biz. Geçtik gittik ikinci seçimlerde yine çalıştık. Yine en çok çalışan partiydik. Sahadaydık, koştuk, koşuştuk, elimizden geleni yaptık. Ama şunu muhasebesini yapacağız biz. Yani hep yapıyoruz, yine yaptık. 2-1 oldu. Evet, doğrudur. 2-1 olduysa Cumhuriyet Halk Partisi burada bir belediye işte fazla çıkartıyorsa ya da bir vekil fazla çıkardıysa burada Cumhur İttifakı paydaşı suçluyum. Oran ne? %50 ben suçluyum, %50 de diğer paydaşlar suçlu. Ama biz elimizden geleni yaptık. Nitekim listeleri ben hazırlamadım yani.